الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de siz geçmiş ümmetlerin hallerini incelemez misiniz? Araştırmaz mısınız? Görmez misiniz? İbret almaz mısınız buyuruluyor. Tarih ilmi Kur'an-ı Kerim'de emredilen bir ilim. İnsanın basiret gözünü açıyor. Nereden geldin, niçin geldin, nereye gidiyorsun? Demek ki tarih bildiriyor. Avamı eski bilgilere, bütün insanları o eski bilgilere ulaştırıyor ki ibret alsın. Havası da gizli sırlara vasıl ediyor ki seçilmiş insanları ileri ufuklara insanları götürsün, yönelsin, yücelsin. Tarih bu. Matematiğe, fizik, kimyaya ben 10 dersem siz 100 deyin. Ben 100 dersem siz 1000 deyin. Ancak bunların şuuru yok. Tarihin bir şuuru var. Din gibi, dil gibi, edebiyat gibi. Şuur veren ilimlerden. Diğerleri evet ilim. Kıymetli de bir ilim. Fakat matematik, fizik, kimya, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği adama şahsiyet kazandırmıyor. Bir şahsiyet vermiyor. İnsana bunlar şahsiyet vermez. Şahsiyetini de yok etmez. Yani bir adam matematik, fizik, kimya öğrendi, bilgisayar mühendisi oldu diye şahsiyeti gitmez. İyi bir meslek sahibidir. Ne şahsiyet verir ne de şahsiyetini yok eder. Fakat tarih, din, edebiyat insana şahsiyet kazandıran ilimler. Bunları bilmezse şahsiyeti de gider. Hele yanlış bilirse. Belhüm edal deniliyor. İşte bunlardan. Neden tarihle oynuyorlar şimdi anlayabiliyor muyuz? Tarihle neden oynadıklarını, neden uğraştıklarını, dinimizi neden yanlış anlattıklarını, neden? Matematikle kimse uğraşmaz. Matematiği kimse yanlış anlatmaz. Fakat tarihi, tarihinden uzaklaştırmak, senin birliğinden, benliğinden, beraberliğinden uzaklaştırmak için tarihi bir unuttururlar veya yanlış anlatırlar. Çünkü bir tane bir yanlış adres verildiği zaman o mektup doğru adrese gitmez. Adres yanlış. Benim telefonum 505-572-61-74. Bir numarasını yanlış verdim. Telefonumu bir numara söyledim ama yani keskin zekalılar kaydetmiştir ama numaranın biri yanlış. Buradan aramayın beni. Aramaya kalkarsanız milyon defa aramanız lazım. Bakın bir numara yanlış. Ama milyon defa aramanız lazım beni. Ulaşamazsınız. Üçüncü, beşincide de artık karşıdaki ne söylerse bırakırsınız. Neden? Yok artık. Çünkü adres yanlış. Biniyorsun asansöre, 3'e basıyorsun, 9'a çıkıyor. 9'a basıyorsun, 1'e iniyor. Genleriyle oynanmış. Osmanlı tarihi kadar yanlış anlatılan, yanlış öğretilen, hakaret edilen, iftiraya uğrayan dünyada ikinci bir toplum, devlet, millet gösteremezsiniz. Osmanlı bu. Selçuklu, Gazneli, Karahanlı da bizim tarihimiz. Ama bunlar için bunu söyleyemem. Bunlar için böyle bir şey yok. Dünyada hiçbir devlet için de yok. Fakat Osmanlı için var. Osmanlı maalesef böyle. Ve İstanbul'da 7 yıl kalan meşhur bir Avusturya Büyükelçisi Busbek var. 7 yıl kalmış. Çok iyi bir gözlemci. Müthiş gözlemleri var. Mektuplar gönderiyor Avrupa'ya. Bu mektupları Türkiye'den mektuplar diye yayınlandı. Türk halkıyla bu bizim Osmanlı toplumuyla kendi toplumlarını mukayese ediyor. Ve diyor ki bu iki toplumu gördüğüm zaman kendilerini biliyor. Bizi de görüyor, mukayese ediyor. Gördüğüm zaman söğüt yaprağı gibi titriyorum. Gelecek adına, geleceği düşündüğümde söğüt yaprağı gibi titriyorum. Üzerimize
Yağmur bulutları gibi tehdit bulutları yağdığını görüyorum. Bu topluma, bu millete galebe çalamazsınız. Galip gelemezsiniz. Çünkü bu millet son derece dürüst, namuslu, iyi ahlaklı, çalışkan, gayretli, vefalı, baştakine din gibi bağlı. Baştaki adama din gibi bağlı ve işin en kötüsü galibiyete alışmış. Gerçekten öyle. Osmanlı toplumunun bir bakışı vardır. Biz bir din biliriz, bir de padişah, 1000 yıl ömür versin yaradan Allah. Biz bir din biliriz, bir de padişah. 1000 yıl ömür versin yaradan Allah. Bizim toplumumuza bakıyorum, ahlaksız, gayretsiz, çalışma yok, vefa yok, her türlü kötü huy var. Karar alamıyor, aldığı kararı uygulayamıyor. Baştakine bağlı değil ve işin en kötüsü mağlubiyete alışmışlık. Geleceğe bakınca titriyorum diyor. Hani bugün bizimkiler kanuni dönemini şöyle veya böyle elinin tersiyle itiverirler. Hatta bir muhteşem 100 yıl yaptılar da ne kepazelikleri gördük. Yani bu mu dünyada o altın çağ? Avusturyalı o dönemde yaşayanlara sor bakalım kanuni döneminin ne olduğunu. O dönemde yaşayanlara sor. Elbette ben öldüğümde beni yakın, külümü de serpin diyen bir kadından başka bir program çıkmaz. Başka bir senaryo çıkmaz. Başka bir dizi çıkmaz. Ben öldüğümde beni yakın, külümü de serpin diyen bir kadından öyle bir dizi çıkar. Ama bu millet 3 sene bunu izledi. Ve 1 numara oldu. Sadece bu millet izlese 80 ülke izledi. 80 ülkeye sattılar. İnanın yani öyle hemşerilerim diye hitap etmek çok güzel gerçekten. Ben çok konferanslara gidiyorum. Yani burada bakıyorum salonda boş yer var. Amasya'ya gidiyorum, Samsun'a gittim, Balıkesir'e gittim, Maraş'a gittim. Gitmediğim yer yok. Hemen hemen her hafta 2 yere gidiyorum. Millet geri dönüyor, salon almıyor. Ondan sonra da başkana 1000 kişilik salon yap falan diyorum. Salonlar almıyor. Neden? Ben konferanslara çok giden birisiyim ve arkadaşlar televizyonlardan kaçan birisiydim. Televizyonlardan kaçan birisiydim. Ya burada da salon çok iyi. Müdürüm geri geri bakıyor da salon burada da çok iyi. Yani ama insan istiyor ki daha fazla. Daha fazla. Çünkü birileri bu tarihte oynuyor hala. Biz gençlerimizi öylesine doldurmalıyız ve bu tarihi öğretmeliyiz. Tarihin önemi bunun için önemli. 500 kişilik bir salonda bu diziye ve Fetih 1453 filmi vardı. Fatih'in şahsiyetini öldüren bir film dedim. Bir de Profesör Titrilli, Profesör Divan Edebiyatı'nı sevdiren adam diye ünlendi. Askeriyeden son 2 ayında atıldığı için, mağdur ve mazlum olduğu için milletimiz çok sevdi. Profesör İskender Pala Yavuz'un romanını yazdı ve Yavuz'un bütün şahsiyetini öldürdü. Bunu söylediğim zaman beyefendi o kadar yiğitsin televizyonlara çıksana dediler. Madem o kadar yiğitsin şu televizyonlara çık görelim seni, burada konuşuyorsun, profesörsün dediler. Ve ilk defa bir televizyon programını kabul ettim. Sine 5'ten çağırdılar. Dediler ki 2 aylık program yapalım sizinle, 2 aylık. Niye 2 aylık? Bu adam reyting yapar mı ya? Hani ne olur ne olmaz. Olması kolay olsun. Reyting yapmazsa, kimse izlemezse, televizyonlar buna bakıyor. Başka şeye değil. Bu adamı kovması kolay olsun. Kendileri çağırdılar. Beyefendi isterseniz 2 haftalık yapalım dedim. İnsanlar 1 yıldan aşağı yapmıyor. Gördüm ne olaylar, ne dolaplar döndüğünü. En az 1 yıllık sözleşme imzalamadan oraya atmıyor. İsterseniz 2 hafta yapalım beyefendi dedim. Tam 3,5 sene sürdü. Kanal bitti, kanalın yayını benim programımla bitti neredeyse. Ondan sonra başka, şimdi Lale Gül'de devam ediyorum. Evvelki hafta Habertürk'teydim ben. Önümüzdeki hafta TRT1'de Pelin Çift'in programında gündem ötesindeyim. Ya bunlar da boş yere çağırmıyorlar. Reytingi şeyi görüyorlar. Televizyonlara çıktım, doğru bir tek karesi olmayan bir dizi dedim. Bir tek karesi yok doğru. O muhteşem 100 yıl için. Onun da tarih danışmanları var. Ben bir dizi yapacağım ve ona imzamı atacağım. Bana birisi böyle söyleyecek. Buyurun kardeşim. Gel buraya kare göstereyim de bana hata göster.
Adama sorarlar. Fatih'in bütün şahsiyetini öldüren bir film dedim. Yavuz'un bütün şahsiyetini öldüren bir roman dedim. Elhamdülillah hemşerenize cevap yok. Kimse çıkıp da cevap veremiyor. Yani Sinop'tan da böyle alim çıkar diye o şeyi de söylettiriyoruz yani. Verin cevabını haydi. Tabii böyle esmek gürlemek kolaydı eskiden. İstediğin gibi Osmanlı'ya küfret, hakaret et. İstediğin gibi konuş. Ama bir gün birileri gelecek. Bugün yine konferansları çok önemsiyorum. Gençler daha fazla tarihine sahip çıkacak. Daha fazla tarihini anlatacak, doğru bilecek, doğru öğretecek, korkmayacak, endişe etmeyecek. Yani hem o televizyonlara hem şu konferanslara çok önem veriyorum. Ve bizler de çok önem vermeliyiz. Zira bu millete asla düşmanlık bitmez tarihine. Senin çok güçlü bir tarihin var. Muhteşem yüzyılı durduk yerde çıktığını zannetmeyin. Ne zaman birisi one minute dedi, ne zaman birisi Osmanlı gibi şu coğrafyada hükümran olmaya başladı, ben de varım dedi. Anında yeni Osmanlılar mı geliyor deyince ısmarlama bir dizi yaptılar Osmanlı bu diye. Ismarlama bir dizidir. Özellikle kötülenmek içindir. Lanet daim durduk yerde olduğunu zannetmeyin. Büyük oyun oynanıyor. Büyük oyun bir tweetin peşine 100.000 kişiyi sokağa dökersen büyük oyundur. Sorgulayan, araştıran, doğruyu öğrenen, nedir diyen bir gençlik. Bir tweetin peşine 100.000 kişi dökülüyor. Profesörlerini de görüyorum. Ellerini açmış, işte aradığımız gençlik diye televizyonlarda bağırdıklarını gördük. Sorgulamayan, vagon olan gençlik istiyor onlar. Öyle bir gençlik gelirse sonumuzun ne olacağını bilelim. Sorgulayan, araştıran bir gençlik, vagon olmayan, lokomotif bir gençlik olmak, bulmak istiyorsak o zaman gençlerimize tarihimizi mükemmel öğretmemiz lazım. Çünkü onunla ancak insan geleceğini kurgulayabiliyor. Onunla zinde durabiliyor. Onunla düşmanlarının oyunlarını çözebiliyor. Ve adam yolunu da gösteriyor arkadaşlar. Buzbek. Bu devleti nasıl yıkarız? Bakın müthiş bir adam gerçekten. Çok iyi tahliller yapıyor ve ardından da çözümünü gösteriyor. Diyor ki hanedanı bu milletin gözünden düşürmeliyiz. Hanedana iftira edin. Bu milletin gözünden düşürün. Sene 1561. Arkadaşlar bu tarihten itibaren onlarca cilt kitap yazarlar, yüzlerce. Ve Osmanlı'yı anlatırken benim sakın abarttığımı zannetmeyin. Ben Osmanlı'nın onda birini anlatırım. Ama onlar on katta abartıyor. Büyük Türkler, Grand Türkler, Magnificent, Muhteşem Süleyman, Ufukların Padişahı Osmanlılar. Nasıl böyle bir yabancı, bir Fransız, bir Alman sizi göklere çıkartıyor? Hayranlıkla okuyorsunuz. Ve derken Fatih'e bir iftira. Bu mu diyorsun ya Fatih? Bu mu Fatih? Bunu şu halimle ben bile yapmam. Bu mu Kanuni? Bu mu Yavuz? Bu mu Abdülhamit Han? Bir iftira, bir iftira. Bir iftira atabilmek için 3 cilt, 5 cilt kitap yazdılar. Doldurdular. Kaç sene devam etti? 300 küsür sene. Ve bir gün, sene 1924, biz bir dil devrimi yaşadık. Bir anda dil, bizim alfabemiz değişti. Yani şimdi Çin alfabesine geçsek, buyurun profesörüyle ilkokuldaki birdeki bir çocuğun farkı var mı? Hepimiz öğrenmeye başlayacağız. Hepimiz harf öğrenmeye. Şunu anlayabilirim arkadaşlar. Deseniz ki gelecek batıdaydı. İşte medeniyet batıdaydı. Gelişme teknoloji batıda, batı ilerledi. Bizim bu medeniyeti yakalayabilmemiz için bu dili öğrenmemiz lazım. Buraya kadar tamam, bana anlatabilirsiniz. Ben anlarım burayı. Bir ilim adamı olarak. Fakat şunu anlayamam.
bin yıllık eserlerini yakacaksın. Okumayacaksın. Toprağa gömeceksin. Okuyanı hapse atacaksın. Bunu bana kimse anlatamaz. Bunun anlaşılır bir tarafı yok. Ama böyle yapmadık mı? Koptuk. Tarihimizden koptuk. Tümüyle. Matematiğiyle, fiziğiyle, kimyasıyla, tıbbıyla, hukukuyla okuma bilen yok ki. Nereye döndük günümüzü? Batıya. Nereden aldık, öğrendik tarihimizi? Batıdan almaya başladık. Batının kitaplarından çevir. Batının kitaplarından tercüme et. Sene 1976'ya kadar İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde Hammer'in tarihi ders kitabı olarak okutuldu. Nasıl bir Türk ve Müslüman düşmanı olduğunu ben bilirim. Satır be satır okudum. Edebiyat kitabımızı, kitabımızı Adil Açar'ın kitabından okuduk biz. Zannediyordum ki Ahmet Dilaçar, Ali Dilaçar, Agop Dilaçar olduğunu sonradan öğrendik. Tarih kitabımızı Emin Bilmem Kim diyordu. Emanuel olduğunu sonradan öğrendik. Buyurun. Niye? Oradan geldi. Şimdi hadi bu tarihimizi neden 80 sene daha öğrenemedik ve bize yanlış öğrettiler? Şimdi düzeltmek kolay mı? 150 senenin, 200 senenin o şeyini düzeltmek kolay mı? Ben tarihini över, hani liseli yıllarımızda hiç olmasa şu doğru diye yalan söyleyen tarih utansın diye bir kitap okurduk. Ne kadar onun da yalan söylediğini üniversiteye gidince öğrendim. Yalan söyleyen tarih utansın diye elimizden düşmezdi. Yılmaz Öztuna, Abdülhamit Han diyebilen adamdı. Yani çok da şeyleri vardı. Bütün faaliyetlerini de atmıyorum. Ama ne kadar yalanlar söylediğini de yine akademisyen olunca öğrendim. Doğru biliyoruz diyenlerin bile o kadar yanlışları var ki arkadaşlar silindir gibi geçmişler. Doğruyu öğrenmek neredeyse mümkün olmadı. İşte bu noktada Abdülhamit Han'ı anlamak bütün Osmanlı'yı anlamak manasına geliyor. Abdülhamit Han'ı anlamak geleceği, günümüzü anlamak manasına geliyor. Abdülhamit Han'ı anlamak yolunu doğru çizmek anlamına geliyor. Abdülhamit Han'ı iyi anlamak lazım. En tepeye. Biz 80 sene daha Kızıl Sultan dedik. Devrinde anlamayı bırakın bakın. 80 sene daha Kızıl Sultan dedik. Halbuki Abdülhamit Han tahta çıktığında neredeyse Osmanlı Devleti bitmişti. İflasını ilan etmişti. Abdülaziz Han'ı bir darbeyle indirdiler. Darbeyle. Sonra şehit ettiler. Ve 6 ayda memleketi bitirdiler neredeyse. Ekonomik yönden. İflasını ilan edecek hale geldi. Ardından Abdülhamit Han'ı tahta anlaşmayla getirdiler. Meşrutiyeti ilan edeceksin dediler. Rus harbine girmeyince Rus dostu dediler. Mecburen savaşın içine soktular. Ruslar bir taraftan Yeşilköy'e geldi. Yeşilköy havalanımızın bulunduğu yer bugün. Öteden de Kars'ı Erzurum aldı. Ve Abdülhamit Han meşrutiyeti lağvetti. Devlet dizginlerini eline aldı. Şu andan itibaren Abdülhamit Han vardır. O ana kadar bitirilmiş bir devlet. Devleti batırırlar sonra padişaha bağırırlar. Bunlar böyle. İyi tanımak lazım. Abdülhamit Han aldı. Ne yaptı? 30 senede bir dünya gücü yaptı. Bizim meşhur bir tarihçimiz vardır. Osman Turan. Der ki bana iyi yetişmiş 10 adam verin. 10 yılda bu memleketi 10 ileri devletin içerisine koyayım. Arkadaşlar %100 inanıyorum. Günümüzde herhalde gelişmeleri gören insanlar da buna inanmaz değildir. Bir zaman 12 sene önce ekonomide ne haldeyken bugün ne halde insanlar bazı şeyleri iyi görebilmeli. Eğer bunu görürsek bu sözleri iyi anlarız. Ama gözde perde varsa o bir şey göremez. Gözdeki perdeleri kaldırabilirse çok şeyleri görebilir. Ben öyle görüyorum. Çünkü işte şurada yolları görüyorum. 10 sene önce bu yollardan gelirken neydi? Bugün ne görüyorum. Havalanları bilmem ne görüyorum. Gözündeki perdeyi kaldır yeter ki. O perde kalkmazsa hiçbir şey zaten göremezsin. Osmanlı'ya son 100 senede hasta adam diyen Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Osmanlı'ya son 100 senede hasta adam diyen
Alman Prusya İmparatorluğu. Osmanlı'ya son 100 senede hastadan diyen Rusça Çarlık İmparatorluğu. Üçü de hastadamdan önce öldü. Üçü de hastadamın ölümünü göremedi. Gördünüz mü Abdülhamit Han'ı? Dünyanın 7 ülkesinden biri yapmıştı Abdülhamit Han. Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeden bir cihan harbine giremediler, asla da giremezlerdi. Abdülhamit Han başımızda olsa nasıl cihan imparatorluğundan nasıl çıkardık düşünemiyorum bile. Nasıl bir devlet olurduk, o bambaşka bir gerçekten şey konusudur. Onunla girseydik eğer, çünkü onu indirmeden asla giremezlerdi. Bugün Rumeli ve İstanbul bizim elimizdeyse Abdülhamit Han'a borçluyuz. Ben bazen çok iddialı laflar ediyorum. Onun için de televizyonlar çok çağırıyorlar. Böyle bir şey yok ya falan diye. Yani nasıl olur ya Abdülhamit Han 1909'da tahttan indi. Nasıl olur Rumeli ve İstanbul bizim elimizdeyse Abdülhamit Han'a borçluyuz. Çünkü düşman Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'ye geçerse ne olacak? Geliyor dünyanın bir numaralı gücü. Hiç yenilmemiş. İngiliz armadası. İsimleri Tanrı, gökyüzü, yenilmez. Kibir abidesi gibi. Bir de Fransız destekli. Geliyor Çanakkale'ye geçtiği an ne olacak? Bir ay sonra İstanbul ellerinde. Osmanlı'nın kalbi avuçlarında. Felç olan bir Osmanlı. Bir ayda bitecek savaş. Onun için diyorlar ki Osmanlı'nın savaşa girmesi savaşın ömrünü sadece 3 ay uzatır. Savaş bitmişti. İttihat Terakki'yi bir yere yazın arkadaşlar. İttihat Terakki bir imparatorluğu mezara gömen adamdır. Dışarıdan değil, içeriden olmuştur bu. İttihat ve Terakki'nin ihanetlerini bilmeden hiçbir şeyi anlamak mümkün değil. İttihat Terakki de bunu biliyor. Çanakkale Boğazı düştüğü an İstanbul düştü. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Merkezi Konya'ya taşımayı düşünüyorlar. Konya'da yeri ayarlıyorlar. Konya'ya gidecekler. Beylerbeyi'ndeki adam nereye gidecek? Abdülhamit Han'a geliyorlar. Diyorlar ki efendim maazallah şayet şey düşerse boğaz geçilirse İstanbul düşman eline geçer. Saltanat ve devletin ırzı namusu payimal olur. Onun için biz merkezi Konya'ya taşımaya karar verdik. Biraderiniz oraya gidecek, yerlerimiz hazır. Siz nereyi istersiniz, Konya'yı mı, Kayseri'yi mi? Abdülhamit Han bembeyaz giysileriyle bir heykel gibi onları ayakta karşılamıştı. Tok bir sesle, sizin ve biraderimin nereye gideceği beni hiç ilgilendirmiyor. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben Ceddin Fatih Sultan Mehmet Topkapı surlarından içeri girdiği zaman ordusunun önünde onunla çarpışarak ölen Konstantin'den daha az vatanperver değilim. Ben İstanbul önlerinde şehit olmaya hazırım. Siz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Buyurun. Kapıyı gösterdim. Kalbi çürük olur. Biter o adam. Orayı elimizde bırakmazlardı. Onun için bakın sadece Beylerbeyi Sarayı'nda bir sözüyle İstanbul'u bizim kıldı. Adam ileriyi görüyor. Ben o boğazları çok iyi tahkim ettim. Eğer iyi kullanılabilirse asla da aşamayacaklar. İleri görüşlü adamı görüyor musunuz? Bu adam işte. Gerçekten devleti ilk yedi borç. Osmanlı'yı borç çıktı. Ne borcu yıktı? Tek bir sözüyle ödeyeceğim bu borcu dedi. 320 milyon altın. Ödeyeceğim dediği gün 180 milyonunu sildirdi. Kaldı 160. Onun da 25 milyonuna kadar ödemişti. Bitti. Osmanlı'nın bir şeyi kalmamıştı. Oysa bir Filistin'e o 320 milyon altını ödeyebilecek, ödemek isteyen bir Yahudi şeyi vardı, cemaati vardı. Biz toprağımızı ancak aldığımız fiyata satarız diyen bir adamdı. Başka türlü değil. O olmadan orayı alamadılar. Abdülhamit Han'da
kazanlarla alamadığımız, bir kazan altınlarla alamadığımızdan İttihat Terakki'den kepçeyle alacağız diyecekler. Abdülhamit Han'ı yıkmadan asla bir şey yapamazlardı. Vehimli, korkak falan filan dediler. Vehimli dediğiniz adam Ermenilere en fazla darbeyi vuran adamdır. Kendisini çağırdıklarında ne kadar Ermeni öldü diye, ne kadar İngiliz silahı varsa o kadar Ermeni ölmüştür beyler dedi. O Hristiyanları bilemezsin. Abdülhamit Han yine üzüntü duyar. Böyle bir adam. Fransa din dışı duruma geldi, İslam'ı yayalım diyor. Dünyanın her yerinde eli kolu var Abdülhamit Han'ın. Muazzam bir hafiye teşkilatı var. Yani dünyayı idare eden adam diyebilirsiniz. İngilizlerle muazzam bir boğuşması var bu konuda. Almanya'yı Almanya yapan Bismarck diyor ki dünyada iki büyük siyaset adamı var. Birincisi Bismarck, ikincisi Abdülhamit Han diyor. Onun öyle bir sözü var. Bismarck gerçekten müthiş bir siyaset adamıdır. Ve Almanya'yı da Almanya yapan modern manada ülkelerini de gezecek. İstanbul'a da uğrayacak. 3 gün programında var. Alman istihbaratına diyor ki, o zaman müthiş de bir istihbaratları var. Bismarck, Wilhelm'i diyor Abdülhamit Han'la 3 saniye yalnız bırakmayın. Ve gerçekten 3 gün boyunca 1 saniye kalamıyor. Alman istihbaratı hep yanında. Son gece bir yemek veriyor. Ertesi gün İstanbul'dan ayrılacak Wilhelm. Abdülhamit Han bir yemek veriyor ve Yıldız'da yatağını hazırlattırıyor. Yemeği yiyorlar, muhabbetini yapıyorlar. Son nokta yatağına geçirecek, misafirimi bizzat geçirmek isterim diyor Abdülhamit Han. Ve holden geçecekler son noktaya kadar, orada herkes var. Şuradan da yatak odasına geçecek, şuranın yarısı kadar bir alan, bir hol. O noktada Abdülhamit Han yalnız kalıyor Wilhelm'le. İkinci adımı holün atar atmaz, şöyle yeni görmüş gibi bir kavis, setin üzerinde son bir ayın Alman gazeteleri. Aa, Haşmet Mat, bizim çocuklar Alman gazetelerini koymuşlar. Ne haberler var bir bakalım diyor Abdülhamit Han. Ve gazetelere şöyle batarak ilerliyorlar. Gazetelerde sür manşet. Bismarck bugün şurada. Bismarck bunu yaptı. Bismarck şöyle dedi. Bismarck şu açılışta. Bismarck buraya gitti. Tamamen Bismarck'a ayrılmış. En altta kibrit büyüklüğünde bir yer. Wilhelm İstanbul'da. Wilhelm Avusturya'da. Wilhelm Macaristan'da. Wilhelm şurada. Wilhelm şunu dedi. En az şöyle bir 20 saniye bakacaksınız ki Wilhelm'in haberini göresiniz gazeteden. Yoksa görmek mümkün değil. Son nokta. Wilhelm yatak odasına geçecek. Abdülhamit Han diyor ki Allah Allah, Haşmet Mat, Almanya'nın Cumhurbaşkanı siz misiniz, Bismarck mı? Emin olun, sizi tahtınızdan indirse dünyanın haberi olmayacak. Wilhelm içeri giriyor, bu kadar. Wilhelm geziyor, dünya turunu bitiriyor, geri dönüyor. Bismarck başbakanlıkta yok. Gitmiş. Dünya bir şey anlamıyor ama Bismarck anlıyor. Bismarck'a sorduklarında dünya ne anladı bilmiyorum ama şöyle bir söz söylüyor. Dünyada iki büyük siyaset adamı vardır. Birincisi 2. Abdülhamit Han, ikincisi 2. Abdülhamit Han. Böyle okuttular. Kızıl Sultan. Sene 1909. Tahttan inerken diyor ki bu ülkeyi 10 yıl idare edebilirlerse 100 yıl idare etmiş gibi sevinsinler. Sene 1909. 10 yıl idare edebilirlerse 100 yıl idare etmiş gibi sevinsinler. Üzerine 9 sene koyalım. 1918. 7 milyon kilometre kare toprak bırakmıştı. Bugün o toprakların üzerinde 20 devlet var. Osmanlı'nın tamamında 55 devlet var. 1 milyona düştü. O da düşman ayağı altına düştü. 1 milyona düştü. O da düşman ayağı altına düştü. Bakın görüyor musunuz? Güya ötekiler dünyayı alacaklardı. Şövenlikli olmuyor bu iş. Tedbirli oluyor, çalışmakla oluyor, dikkatli oluyor.
Öyle işte ilkokulda talebeler ayaklansın, müdürün yerine geçsin. Ordu ayaklansın, idarecinin yerine geçsin. Yüzbaşı bir anda general olsun. Mahvettiler ülkeyi ya. Bugün hala anlatamıyoruz. Mesela Çanakkale'yi çok konuşuyoruz. Liselerde konuşuyoruz, üniversitelerde konuşuyoruz. Binlerce insanı Çanakkale'ye getirip götürüyoruz. Çanakkale Harbi'ni, şu 18 Mart Deniz Savaşı'nı bir günde kazandık. Çanakkale'de 18 Mart Deniz Savaşı komutanının adını bilen var mı? Bir anda bilen kaç kişi var desem el kalksa, 18 Mart Deniz Savaşı komutanının adını bilen bir iki kişinin eli kalktı. Söyle. He? Evet, bravo. Albay Cevat Çobanlı Paşa. Niye bilmiyoruz? Şimdi 2-3 el kalkıyor böyle, biliyor musunuz? Güzel. Hiç kalkmıyordu. Hiç. Televizyonlarda söylüyorum. Albay Cevat Çobanlı Paşa'yı niye tanımıyoruz? Çünkü tanıtmazlar. Şunu hiç kimse bilmez. Şimdi el kalkmaz. Albay Cevat Çobanlı Paşa 18 Mart Deniz Savaşı komutanını bir günde o savaşı kazandı. Peki Çanakkale Savaşları 9,5 ay sürdü. Cevat Çobanlı Paşa nerede? Bunu bilen var mı? Bakın, bunu bilen çıkmaz dedim. Nerede? Çünkü Cevat Çobanlı Paşa'yı tanımıyoruz işte. İsmen. Ya niye tanımıyoruz? Niye tanıtılmadı? Niye Çanakkale unutturuldu? Çanakkale unutturulmadı mı? Ben 2 sene önce, geçen sene miydi? Önceki Çanakkale şeyinde, bu 18 Mart değil, bir öncekinde Mehmet Çelik Bey var. Tanırsınız, televizyonlara çok çıkar sıra dışı tarihte. Heyecanlı da bir arkadaştır. Böyle onunla program yapıyoruz Gebze'de. 30 bin kişiye konuşmuşlar Çanakkale'de. Bir heyecana galeyana gelmiş insanlar, anzakları üzerine saldırıyormuş. Zor tutmuşlar falan böyle. Heyecanla anlattı. Dedim ki Mehmet Bey, ben anzaklara teşekkür ediyorum. Anzaklara şükranlarımı sunuyorum. Öyle değil dedim. Neden? İnanın arkadaşlar, liseli yıllarda biz kitap, gazetelerde sadece şu haberi okurduk. Bu anzakların burada ne işi var? Bize hiç anlatılır mıydı? Bize konuşulur muydu? Çanakkale'ye götürülür müydük? 76'larda mı ilk defa bir Çanakkale'ye bir gemiyle seyahat oldu anzaklara mukabil? O gemide yaşananları size anlatamam. O gemide yaşananları anlatmaya edebim el vermez. Bun böyle gidildi. Anzaklar unutmadı. Binlerce kilometre öteden geldiler. Cetlerini hep hatırladılar. Anzakların burada ne işi var, ne işi var diyerek biz de Çanakkale'yi hatırlar olduk. O gün böyle birisini az bulursunuz. Peki hal fetvasında şeriat meselelerini tahkir eden, dini bozan, din kitaplarını yakan insan gerçekten üzülüyor. Ve bir şeye çok dikkatinizi çekeceğim. İslamcı dediklerimiz de anlayamadı. Bunu niye söylüyorum? Abdülhamit Han'a yanlış yapılanları çözebilseydik bugün nice sıkıntılara düşmeyiz. Anlatacağım. Mesela Mehmet Akif ve Said Nursi Abdülhamit Han'ı tanıyamadı. Anlayamadı. Ve öyle bir düşmanlık yaptılar ki akıl alır bir düşmanlık değil. Ben İmam Hatip'te bunu bir türlü çözemezdim. Çünkü safahatı da ezberleyen birisiydim. Ne kadar sevdiğimizi biliriz her birimiz. Nasıl yaptı bunu ya? Nasıl bunu anlayamadı? Arkadaşlar, burayı yazmamız lazım. Çünkü iki adam, İngiliz casusu, İngiliz ajanı ama içimizde cirit atıyor. Abduh ve Afgani. Bugün hala ilahiyat fakültelerinde bu adamlar övülür. Dikkat etmek lazım. İkisinin de 33. dereceden mason olduğu Fransız mason mecmualarında yazılıdır. İkisi de Osmanlı ve Ehl-i Sünnet inancının can düşmanıdır. Bir baktım Akif'te, Said Nursi'de Afgani Abduh diyor. İnkılap istiyorum ben de, fakat Abduh gibi asrın en büyük alimi Cemalettin Afgani. Bidat ehlini sevince Abdülhamit Han'ı anlayamazsın. Geçiyorum. Türkçü Mehmet Emin Yurdakul diyor ki
Afgani'yi sevmek, peygamberi sevmek gibi lazımdır. Geçiyorum, Abdullah Cevdet, Necip Fazıl Kısakürek ona Adudullah Cevdet der, Allah düşmanı. Tam bir İslam düşmanıdır Abdullah Cevdet. Diyor ki, Afgani'yi sevmeyen Ebu Cehil gibidir. Nedir bu Afgani ya? Üçü de nerede birleşiyor? Abdülhamit Han düşmanlığında. Ve söylüyorum, bizsiz bize yetmezdi güçleri, bizimle güçlenerek yettiler bize. Bizsiz asla bize güçleri yetmez. Ama bizimle güçlenerek yettiler bize. Şunları konuşabilseydik, bunları anlatabilseydik, çok önemli bir şeye vurguluyorum. 100 sene Abdülhamit Han tahttan indirildi, 100 senelik Orta Doğu'nun coğrafyası çizildi. Haritaları çizildi. Cetvelle çizilir gibi çizdiler, böldüler. Radikal İslam. Radikal İslam'ın sonu geldi. Ve Arap baharları başladı. Çok dikkat edin. Oradan günümüze. Büyük resmi göstereceğim size sadece. Sonra sorularımız olursa soruları alayım. Ama büyük resmi çizmek istiyorum. 100 sene Abdülhamit Han düşürüldü. Ve coğrafyayı, o coğrafyayı 100 sene kendi İngilizler idare ettirdi. Fakat o yıkılıyor artık. O gidiyor, bunu gördüler. Son 30 senedir yeni bir plan şeye geçirildi. O plan da ılımlı İslam'dı. Radikal İslam bitti, ılımlı İslam'dı. Şu 30 senede bunu iyi bilirsiniz. Ve arkadaşlar, İttihat Terakki, Abdülhamit Han'ın o dünyadaki en büyük şey teşkilatını, istihbarat teşkilatını lağvetti. Hatta Yıldız'a girdiklerinde Yıldız Sarayı evrakını yaktılar. Niye yakıyorsun? Madem Abdülhamit Han müstebitti, istibdat sahibiydi, kötüydü. Ben de bugün o kötülüklerini görüp anlatsaydım, yazsaydım, millete gösterseydim, ilim adamıyım. Niye yakıyorsun sen? Abdülhamit Han yakmamış. İttihat Terakki'nin Ermenilerle, Almanlarla, İngilizlerle ne işbirliği yaptığını görecektik. İttihat Terakki'nin bütün toplantılarına Ermeni Taşnak Sütyun Komitesi de katılıyordu. Ve bizim dış istihbaratımız kime bağlandı o gün? Almanya'ya bağlandı. Ardından CIA'ya bağlandı. Ardından Mossad'a bağlandı. Ve arkadaşlar, Menderes iktidara geldiği gün dış istihbaratın bütün paralarının Amerika'dan geldiğini gördü. İçeriye de paraları verip bilgileri alıyorlardı. Yok, bizim başvekilleri darbeden son gece haberi olurdu. Son gece. Ve şeyin sonuna gelinmişti ılımlı İslam'ın. Fakat bir değişiklik oldu. İlk kez Türkiye'de İttihat ve Terakki bir yönüyle bitti. Ne zaman bitti? 3 sene kadar önce, 3-4 sene. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum da şey belli. Hakan Fidan'ın istihbaratın başına gelişiyle İttihat ve Terakki bitti. Bir yönüyle bitti istihbarat. İstihbarat da bir devletin kalbi. Şayet Hakan Fidan istihbaratın başına gelmemiş olsaydı, bugün en tepemizdeki adamın kemikleri çürümüş olacaktı ve çok uzaklardan bir adam da halife sıfatıyla başımıza gelmiş olacaktı. Ve bir kez daha bu memleket yeniden 100 yılı çizilmiş olacaktı, bitmiş olacaktı. 100 yılı gitmiş olacaktı. Bunu gençler iyi yazsın. Bunu tarih ileride çok daha iyi yorumlayacaktır. Böyle görüyorum. Çünkü o halife sıfatıyla gelecek, halife sıfatıyla ve ılımlı İslam bütün Türk bağrı başlayacaktı şimdi. Bu milletin başına neler geleceğini ben 30 yıldır konuşurum. Hocam, siz de bu 3 yıldır falan filan konuşuyor zannetmeyin. 30 yıldır da anlatırım bunu. Ve şöyle söylerdim. Bu memlekette 20 sene sonra yerden mandar biter gibi Hristiyan biterse şaşırmayın. Bu benim sözüm. Kaç yıllık sözüm? 15 yıllık.
15 yıllık bir sözümdür, 5 yılı kalmıştı. 5 yıl daha öyle devam etseydi, Allah Allah, bu Hristiyanlar nereden çıktı ya? Boyunlarında haçlarıyla, özgürlük işareti diye başlamışlardı zaten. Haçlarıyla görecektik boyunlarında. İspatını da yapayım. 5 sene önce bu arkadaşlara ev ev gezip HDP'ye oy toplayacaksınız deseydim beni ne yaparlardı? Herhalde linç ederlerdi. Şimdi aynı şeyi görmüyor muyuz? Yahudi de Hristiyan da cennete gidecek deyince neden yaptırmasınlar? İşte Türkiye 100 senenin eşiğinden dönmüştür bir istihbaratla. İki, bir milletin tepedeki adama sahip çıkmasıyla. Bakın Abdülhamit Han 33 sene Manastır'a gönderdiği adam diyor ki padişah, burada senden ve benden başka herkes istihatçı. Yok, adam yok. Adam kalmamış. Sen ve benden başka Manastır'da benden başka bir tane daha padişahı tutan yok. Hepsi iddiatçı. 33 sene kaldı. Gerçekten zor. Sahip çıkacak kimse yok. Ne yapsın adam? Yok. Onun için bugün Orta Doğu'yu aslında Türkiye oyunu bozdu. Ne işleri var orada? Biz tarihte iki tane Orta Doğu'da hata yaptık. Bana göre bu. Yani neticede tarihçi olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Her sözümü herkes her şekliyle alacak diye değil. Buraya geldik, yorumlar da yapıyoruz. Ben şahsen tarihte son dönemlerde iki hata yaptığımıza inanıyorum. İki hata, iki tezkerenin çıkmaması. Bir tanesi rahmetli Özal zamanındaydı. İkincisi şimdiki Cumhurbaşkanımızın ilk hemen hemen herhalde şey olduğu günlerdeydi, başbakan ilk defa. İkisi de hani başka iktidarlar zamanında olsa derdim ki iyi ki çıkmadı. Ama böyle bir fırsat ele geçmez. Hem Özal hem Recep Tayyip Erdoğan Bey. Çünkü çok iyi idare edebilecek iki adam. Özal zamanında bir asker dedi ki Genelkurmay Başkanı istifa etti ve kaçırdık. Gitti. Ötekinde şimdi nerede olduğunu görüyorsunuz. Ne şekilde ifadeler kullanıyor. Bülent Arınç Bey dedi ki yarın şehitler gelmeye başlarsa ne yapacağız dedi. Tayyip Erdoğan Bey de daha yeni başbakandı. Asker de tutmadı ve o da gitti. Biliyorsunuz tezkere son anda çıkmadı. 3 ay kadar önceydi. Tayyip Bey hala düşünürüm dedi. O tezkere keşke çıksaydı. Kendime bile ifade edemedim diye söylendi. Önemli bir husus çünkü. Ya adama burada ne işin var diyeceksin? Gücüm olacak Amerika'ya. Senin ne işin var kardeşim burada? Benim yanı başım, Müslüman kardeşim. Ne işin var? Veya yanına alacaksın. Biz başkalarına teslim ettik. Ve bugün onlar yönlendirmiyor mu? Herkese silahı vermiyor mu? Ve ben içeride şehit vermiyorum muyum? Dışarıda şehit veremeyen içeride vermeye başlar. Amerika burada veriyor ölüsünü. Rusya burada veriyor. Burada çarpışmasalar içeride giderler. Bugün biz içeride veriyoruz bakın. Yine içimizde gidiyor. Osmanlı Viyana önlerindeydi. Osmanlı Yemen önlerindeydi. Osmanlı Avrupa'daydı, Balkanlardaydı. Neden? Şu vatanı korumak. Orada korursun. Buraya geldiğin zaman burası gider. Arkadaşlar tarih bunun için önemli. Tarihi bunun için görmemiz lazım. Tarihi iyi okumazsak, tarihi iyi bilmezsek, tarihi iyi yorumlamazsak inanın kaybederiz. O zaman gideriz işte şehitler geliyor. Bülent Arınç Bey ne düşünüyor bilmiyorum. Ne düşünüyor şimdi bu şehitleri gördükçe? Dün oraya girmez iken, dün sen yönlendir ya Amerika'yı istediğin gibi. Sen yönlendir, orada peşmergeye bırakma. Bilmem kime bırakma. Seninle girdiği zaman nasıl olurdu şöyle düşünelim. Ve bizi istiyordu. Bizimle bulunmak istiyordu. Ve kaybediyoruz. Çiziyorlar bugün. Neymiş efendim? İşte Lozan varmış. Ne Lozan'ı ya? Lozan'ın ne 100 senesi? Cumhurbaşkanı 1923 diyerek ileri hedefler veriyor. Biz bir yıl ötesi olmayan insandık 80 sene.
2 yıl ötesini göremeyen bir insandık. Şimdi 23 diyor, 53 diyor, 71 diyor. Hedefler veriyor bir millete. Dünya 5'ten büyüktür dediği zaman dünya 7 şiddetinde sallanıyor. Boşuna değil düşmanlıkları. İlk defa rol alıyor. Sen nereye gideceksin? Yani Rusya burada oynarken sen Ukrayna'ya gideceksin ve Ukrayna'yla işbirliği yapacaksın. Nerede bunlar? Sen İslam ordusu diye hemen oraya gideceksin. Genelkurmay'ın da orada görünecek. Nerede dün bunlar? Ben buradayım diyor. Ve bu dünyayı sarsıyor. Neden? Tarihini bilen, tarihinden güç alan Osmanlı diye bir idare var. Onun için bu millet, bunu siyaseten de söylemiyorum bakın. Ben de bu milletin bir ferdiyim. Bunları beni sakın, siyaset konum böyle bir konu ve ben bir gündeliğe herkes yapıyor. Nice akademisyenler Putin'den imdat dilemiyor mu? Putin'e gidip yalvarmıyor mu? Gel bu adamdan bizi kurtar diye. Kimin için kime gidiyorsun ya? Bu adamlar akademisyen değil mi? Geçen Bursa'ya gittim. İmza fuarım var. Fuarda imza günüm var. Adam yok. Benim salon dolu da. İmzam da 3 saat sürdü. Fakat fuarda incin top oynuyor. Ya bizi duyanlar gelmiş. Onu da söyleyeyim yani. Salon yine doluydu benim. İmzam da 3,5 saat sürdü. Fakat Bursa'yı yok. Bursa'da insan yok. Telefon açıyorum. İstanbul bomboş. Hocam niye sen oradasın? Hatta Pelin Hanım da gelecekti. O gün gelmemişti. Konuştuk falan. Ya dedim. Bir adam kendini patlatıyor. Bu milletin düşmanı. Bu ülkenin düşmanı. Kendini patlatıyor. Bu insanın adamı sokağa çıkamıyor. Yazıklar olsun. Ben sokağa çıkamazsam kim çıkacak ya sokağa? Beni evime mi kilitleyecek? Akademisyeniz ama bu milletin de bir ferdiyiz. Bu milletin de bir insanıyız. Doğruyu söyleyeceğiz, doğruyu anlatacağız, doğruyu ifade edeceğiz. Ve sahip çıkacağız. Yoksa bir adam yalnız başına orada bağırsın, kalsın. Bu millet Hristiyan olsun öyle mi? Yahudi olsun. Bu millet tarihine sahip çıkacak. Çıkıyor. Sinop gösteriyor işte. Gecenin şu saati. Şurada şu salonun böyle doluluğu, böyle 3-5 sene önce, 10-15 sene önce ne bu toplantılar olur? Bir tarih toplantısı olacak. Bu kadar insan gelecek. Nerede? Nereye gitsem bunu görüyorum. Artık geçti. Bu millet uyandı. Tarihini de biliyor. Tarihini de seviyor. Osmanlı'yı da seviyor. İyi görüyor. Oyunları görüyor. Oyunları seziyor. Ve inşallah bu millet bu gücünü, bu birlikteliğini devam ettirecektir. Ve ilelebet bu güçlü haliyle güzel günlere gelecektir diyorum. Beni böylesine candan, böylesine muhabbetle dinlediğiniz için sorular da almak adına sağ olun, var olun diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Abdülhamit'in yanında olan kişilerden hiç bahsedilmedi şu ana kadar. Ben birçok tarihi kaynak okudum. Hani araştırdım, araştırmışlığım da oldu. Ama hiç yanında olan kişilerden bahsedilmedi. Doğru. Abdülhamid'e yanında okumuş insanlar kendi okuttu. O okulları hemen hepsini modern manada Abdülhamid Han döneminde kurulan okullar yani neredeyse Abdülhamid Han'a gelinceye kadar katlar. Ve bütün bizim modern teşkilatın her şeyi okulların kurucusu Abdülhamid Han'dır. Fakat ne yazık ki o okullarda okuyanlar artık başka fikirlerle. Özellikle Tanzimat'a gitmemiz lazım. Hocam neden böyle oldu? Tanzimat'ı tanımadan bunu anlamak zor. Tanzimat Osmanlı için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ve ilk defa Mason şeyleri orada başlamıştır. Ve öylesine artık bu hocalar şeylere hakim olmuş durumdaydı. Okullara hakim olmuş durumdaydı. Ve bu Mason adamlar yetiştirdi. Hepsi de maalesef bunları hep Batı hayranı başka türlü yetiştirdiler. Hepsi edebiyatçı oldu dikkat edin. Doktoru edebiyatçı, hukukçusu edebiyatçı, giden herkes edebiyatçı. Mühendisi edebiyatçı. Adamları nasıl satın aldılar? Öğrenmesi çok güç, anlaması çok güç. Hatta mesela 1950'ye kadar öğretmenleri de iyi takip etsek hep aynı ailelerden gelir. Dil devrimi oldu dedim. Peki yeni dili kim öğretecek? İnanın arkadaşlar 1970'li yıllara kadar bakın
hep azınlıkların insanlarıdır öğretmenler. O adamlar yetiştirdi. 80'den itibaren Anadolu gençleri üniversitelere girmeye başladı. Bir yerlere gelmeye başladı. Hep bu adamlar geldi. O zaman tanzimatçılar, diğerleri de öyle. Bizim milletimiz de sakin bir millettir. Osmanlı döneminde siyasi değil, yanında yer almadı. Sessiz kaldı. Abdülhamit Han bunu gördü. Öldürse çok adam öldürtecek. Bir adam öldürtmediği halde 80 sene Kızıl Sultan dedik. Ya öldürseydi nasıl anlatacaktın, anlatamayacaktın. Çünkü en yakın adamlara bakıyorum, onlar da tanımadı. O zaman yok. Yanında olanlar yok değil tabii. Var. Çünkü çok pek çok üst düzey o şeylere de veli, evliya, alim, o zaman tasavvuf erbabı, Muhammed Zakir Efendi, bazı insanlar var. Ama ötekilerin sözleri daha çok çıkıyor. Fakat burada tabii bir tane şey söyleyeyim. Filozof Rıza Tevfik. Çok önemli. Ben onun şeyini çok önemsiyorum. Tevbesini, üzüntüsünü çok önemsiyorum. Dinle diyanetle ilgisi olmayan bir adam. Felsefeci. Yani hiç adamın yaşantısına baksanız Ermeni dersiniz. Hatta Ramazan'da oruç yerken yakalamış zabitler. Abdülhamit Han zamanında açıktan oruç yenir mi? Yiyemez. Bunu götürecekler, ben Ermeniyim demiş. Allah Allah. Adam Ermeni bilir yani. Nasıl Ermeni olur ya? Ermeniyim ben demiş. Bunun üzerine oradan bir Ermeni yakalamışlar. Demişler ki şuna bir soru sor ya. Bir Ermeni bir şeyini sor. Bir duasını sor. Bakalım şey diyecek mi? Hani şimdi şurada abdestin özel duaları var. Abdest duasını sorsak herhalde hepimiz çok az, ya az bilen olur. Çok çıkmaz. Bazı dualar vardır böyle. Onu sorsan sorsan uzun uzun çok fazla kimse bilmez. Kelime-i şehadeti söyleyerek alırız abdesti. Şimdi adama zor bir Ermeni duası sormuş. Takır 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 adam okumuş. Vallahi demiş bu adam Ermeni'ye benzemiyor ama sima olarak bu benden de Ermeni demiş. Şimdi böyle bir adam Abdülhamit Han'ın can düşmanı ve Abdülhamit Han'a en büyük, hatta o Selim Sırrı Tarcan ve biz Abdülhamit Han'ı yıkan adamlarız der. İstanbul'u böyle karış karış mahvediyorlar, ayaklandırıyorlar. Arkadaşlar Abdülhamit Han gittikten sonra adam yaşananları görünce neredesin Şevketli Sultan Hamit Han? Feryadın varır mı bari gahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Divane sen değil meğer bizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına. Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan. Bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Ve sonunda velakin sultanım Gavs-ı Ekbersin, ahiretten bile himmet edersin. Çok çekti bu millet, murada ersin. Medet kıl şahım sen bu halkına. Böyle sesleniyor adam. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.